bugün size tanımıyorsanız tanıştırmak istediğim, biliyorsanız da yan yana durmaktan gurur duydum ve sizle paylaşmak istediğim bir arkadaşımla beraberim. Karşınızda Haluk Tatar. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Ben de öyleyim. Dünya tarihine hocam sizden. Pek çok yeni şimdi ticaret tarihi serinizi takip ediyorum. Çok gayet keyifle geçiyor. Ve bilmediğim inanılmaz çok şey öğrendim. O yüzden çok mutluyum. Ve YouTube'u sizin gibi, niye siz demeye başladım bilmiyorum. Sen de. Aynen senin gibi. YouTube'u senin kadar güzel ve de bir şeyleri iyiye doğru değiştirmek için kullanan Türkiye'deki en önemli insanlardan, bilmiyorsam diye iddialı the insan sensin demiyorum ama gerçekten benim için öylesin. Ama bugün öğrenmeye gel. Öğreneceğiz. Ne yapacaksınız? Bugün mucize yaratacağız mı? Valla malum süt fiyatları belli. 14-15 liralara geldi biliyorsun litresi. Maalesef. Bir kalıp beyaz peynirin kilosu 75-100'ler falan. Bunlar yayın öncesi fiyatı. Bakalım haftaya nasıl olacak bilmiyoruz gerçekten. Ve bu hem süt fiyatları da artacak gibi duruyor. Zaten doğalgaz, benzin vesaire onların hepsi artıyor. Dolayısıyla bütün maliyetler üstüne artıyor. Artık insanlar kibrit kutusu kadar peynire yapardık ya hani ya, diyetisyenler bize öner. Dolayısıyla o kibrit kutusu kadar peyniri bile bulamayacak hale geldi. Aslında hicap duyduğum, yani bunu yapmaktan mutlu değilim. Ama bir şekilde peynir tadını koruyup çoğalttığımız, yani şu 200 gram böyle olan bir kaşar peynirini alacağız. Ve 1 litre sütle karıştıracağız. Ve ondan 1 kilo 100 gram civarında peynir yapacağız. Benim kuşağım şeyi bilir. Sütü çoğaltmanın yöntemi var. Sütçüler çoğaltıyordu da bu sefer iş çok büyük. Peyniri çoğaltacağız. Normalde kullanmadığımız bir şey kullanmayacağız. Sevgi. Ve sen yapacaksın. Az önce ben... yapıyorum. Evet. Sen. Aslında az niye önce söyledim. Senin kızın var, yapmıyor musun kızına? Ya şimdi. O genelde şey, banana bread denilen bir şey yapıyorum ona. Muz ekmek o. Muz ekmek tamam. Sabah kahvaltısı bu. Gerçekten paso. Mi? Tabii. Ama şeyim iyidir yani, böyle mutfağa girmişliğim vardır. Pilav menemen mertebesinde. İlk kez bu eller, düşün ki yani böyle yaratıcı bir şey yapacak ve insanlığa büyük faydamız olacak şimdi. Bunu ben kendim bulmadım. Sadece böyle 3-5 tane tarif var. Onlardan deneyip kendi oranlarımı geliştirdim. Önce hatta olmaz canım, yani öyle saçma şey mi olur falan diyordum. Sonra bayağı güzel oldu. Bakalım sen ne diyeceksin? Tadını beğenecek misin? Biz, nasıl olacak? Biz şimdi göreceğiz. Kesin emin olalım. 200 gramdan 1 kilo peynir çıkaracağız. Aynen. Mucize bir şey. Çok güzel. 5 katı ya. 5x. 1 litre sütü böyle koyuyorum. Senle ben şeyi de konuşmak istiyorum. Onu senin kanalında konuşacağız değil mi hocam? Tabii ki, seve seve. Bu süt fiyatları neden bu kadar pahalı? O çok büyük konu. Ben arada bir şey sorayım mı? Mesela ne süt olduğu sonucu değiştiriyor mu? Ne süt olduğu sonucu değiştirir mi? Sütün yağlılık oranı sonucu değiştirir. Doğru. Süt ne kadar daha yağlıysa o kadar daha lezzetli bir şey oluyor. Bunu light sütle yaparsan başka bir şey olur. Laktozsuzla yaparsan biraz tatlı olur. O kadar güzel olmayabilir. Şekerimsi. Onun neden olduğunu biliyor musunuz hocam? O şeyin parçalanmasından dolayı aynen, değil mi? Aynen. Laktozun parçalanmasından. Açığa çıkıyor da biz şimdi soğuk süte peyniri kestik, koyduk, bu kadar. Burada aslında bir nevi bir peynir muhallebisi gibi oluyor da tadı peynir olarak bir bardak. Un diyeceğim ama nişasta diye nişasta. İsim var. Ha, aynen, tamam. Nişasta. Bak ikisi arasındaki farkı biliyorum. Daha beyaz ve daha toz gibi oluyor. Yani dedik ya yağ oranı önemli. Tereyağı mı? Tereyağı. Şimdi bunu karıştırıyorsun hocam güzelce. Evet. Ben de altını açıyorum. Yavaş yavaş mı? Yavaş hızlı hızlı hiç korkma. Hızlı hızlı, yemek yaparken hiç korkma. Allah'ım kendimle gurur duyuyorum. Derken adamcağız. Oh tütsülendim. Ama çok keyifli. Bilmiyorum doğru mu tutuyorum. Hocam iki etti. Hocam yavaş hocam, yavaş. Dakika, şu an kan sahillerinde gibiyim. Şu çıktım. Yamuk evet. Olmuş da. Ecim ben çıktım. Aa aman. Refika ya. Vallahi ben yapmadım bize. Bunu görmen. Bu ne? Vallahi. Bunun adı ne? Konuk tütsü deme be. Ana beni pişiriyorlar adam burada. Mis gibi birazdan tavuk geliyor kokusu var. İkinci bölümde ben fırına mı giriyorum? Evet efendim karıştırıyoruz. Aynen güzelce karıştırıyoruz. Daha hızlı da karıştırıyoruz. Eziyor muyum ne yapıyorum? Yok kendi. Ha, sadece karıştırmaca. Oo hızlanıyoruz o zaman. Görüyor musun içinde süt var. Oha. Görüyor musun? Böyle açıp dökmek lazım aslında. Bu devirde o değerli. Değerli hocam bu rengin değişmesi. Tereyağı değil mi hocam? Tamam, ve de biliyorsun yağ daha üste çıkıyor falan. Dibini de yanlış şey yapınız hocam. Bu emaye hiç şey olmaz. Mi? Hayır emaye tamam. Cam bir şey olmaz. Şimdi ya tabii bir de şu var. Biz niye buna muhtacız? Yani neden böyle bir şey yapıyoruz? Şaka maka ciddi ciddi yapmak gerekiyor. Yani yapabiliyorsan sonuç lezzetli olacaksa. Maalesef geldiğimiz yer o. Bakıyorsun eskiden protesto için sütü dökenler vardı. Burada. Artık onu da yapamıyor köylü. Çünkü ya süt yok. Ya 2-3 sene evvel banyo yapan vardı hatırlıyor musun? Tabii. Ama yani ülkede geldiğimiz nokta kötü. Şimdi bir bakabilir miyim? Heh, olmuyor değil mi? Yok hayır. Dibini de böyle yapabilirsin. Yani şundan çekin mi? Ver bakayım. Eze eze. Şimdi bizde majör sıkıntı aslında şu an süt olayında hayvancılık. Hayvancılık bitti diyeceğim ama bitmesi 3 yıl geçti üstünden.
Evet. 3-4 yıldır hayvancılık gerçekten bitti ve insanlar çözüm üretemiyor. Yani yem, silaj falan filan oralara kadar geri sarsam bile çok kötü. Dün bir haber izledim. Hayvancılık yapan bir teyzemiz diyor ki, Münise miydi neydi hanımefendinin adı, Seda mı olsun? Kendisi asla izlemiyordur beni muhtemelen hiçbir zaman ama. Diyor ki ben hayvancılık yapıyordum diyor. Hayvanlarımı kesime verdim. Şimdi komşumdan süt alıyorum ve çok ağrıma gidiyor diyor. Ağlıyordu. Yani bu duruma geldim maalesef. Ve bu kesime verme olayı çünkü yıllarca sütün fiyatı artmasın diye tavan fiyatı düşük tuttular. Hı. Şimdi artık böyle yoğunlaşmaya başladı bu arada. Bu yoğunlaşmaya başlayınca altını kısıyorum bak hala şeyler var ya topaklar. Kıvamlandı ama güzel oldu. Aynen bunu böyle bir böyle karıştırmanız lazım hocam. Buyurun. Ben Fransa'dayken bir böyle bir bu alanda bir firma yetkilisiyle bir kibar. Sohbet oldu. Bu ha haşin evet. Böyle Cüneyt Arkın'ın filmi gibi vura vura. Öyle bile daha kibar duruyorsun ben. Daha bak, da ben mı? Ben yapayım şu an. Böyle. Aynen. Tavan fiyatlarını arttırmadılar. Tavan fiyatlarını arttırmayınca ne oldu? Yemi var bu hayvanın, içmesi gereken var, gezilmesi, sabah sağlığı, bir sürü emek var. Verilen süt o emeğin karşılığı olmayıp zararına, yani hayvanlar aç kalmaya başladı. Bari öyle olmasın diye kesimhaneye verdiler. Ve kesildi. Hayvanlar öyle gidince fiyat artması lazım. Bir anda fiyat arttırılmadı, sıçratmak gerekiyor. Ya sıkıntı planlayan yok. Yani planlanması sağlıklı değil. Az önce onu diyecektim. Bak Fransa'daki hikayeyi anlatayım sana. Süt üreticisine gidiyor. A süt üreticisi küçük butik bir süt üreten bir köylü diyelim. Ondan sallıyorum litresini 14 liraya alıyorsa euroya, 14 liraysa biraz daha büyük üretim yapandan 12'ye alıyor. Onu da yaşatıyor, onu da yaşatıyor ve alıyor. Mutlaka alıyor. Kesinlikle. Yani en ucuz fiyatı verene devlet destek vermiyor. Orada yaşatıyorlar. Bizde şimdi kesin gelecek seneyi planlayarak iş yapamıyorsun ki. Patates ekiyorsun, ertesi yıl diyorsun patates çok fiyat düşüyor. Fındık bilmeme sütte de aynı sorunu yaşıyoruz. Ya şimdi sen güvenerek hadi bu işe giriyorum deyip sonsuz tavukla bu işe giremiyorsun. Batıyor. Aynen öyle. Ama çok iyisiniz hocam gerçeğe ya. Gerçeğe döndü be. Bildiğin peynire dönüyor. Bak böyle bir uzat bir kaldır bak. Vay. Ooo mamma mia. Şaka maka. Aynen. Bu halde bayağı kısa aldım. En küçüğünü aldım. Şu anda yani sadece belki 5 dakika oldu. Değil mi? 5 dakika oldu. Aynen o kadar bile olmadı. Vay be. Refika Sultan'ın kanalına abone olun. Abone olmak gönülden, ücretsiz. Bak şurada bir buton var. O butona basacaksın. Abone olacaksın yetmez. Neden? Çan var. Ona da bas. Sonra bildirim niye gelmiyor diyorsun. Refika Sultan yemek videosun çıkmış. Sohbet videosu çıkmış. Bildirim yok. O yüzden yok. Çan, bas. Sevgiler. Bir tek bunu tuz koyacağız. Şu dakika şu simitle bile gider. Köylerimizde eskiden herkes kendine göre de yapardı. Satacağı kadar da yapardı. Şimdi herkes sadece kendine göre yapıyor maalesef. Biliyorsun kuş gribi zamanı tavuklar gitti. Normalde bir köylünün aslında iki tane temel hem geçim kaynağı hem de soğuk kışta falan kendisine şey yapabilecek yumurtası vardı. Sütü, peyniri vardı. Hı. Yumurta kuş gribinde gitti. Bir daha da geri dönmedi. Tadıyor muyuz? Bak bakalım. Vay tadım. Tuz az olabilir. Tuzuna bakalım ona göre. Peynir tadı var mı? Bu bildiğin kaşar. Gerçek kaşar peynir. Mucize. Şimdi biraz daha böyle kaynıyor. Kaynayınca hani normalde muhallebi de kapatırsın ya. Hmm. Aslında 2 dakikadır kaynamasına rağmen çeviriyoruz farkındaysan. Hmm. O birazcık daha yoğunlaşması gerekiyor. Şu an gerekiyor. Yanıyor değil mi? Yanıyor. Ben bu şeyi çok detaylı senden dinlemek istiyorum. Ben kendi bildiklerimi de sana paylaşa. Şereftir böyle, efendim. Yani şey o videoyu da birazdan çekeceğiz aslında. Şuradan izleyebilirsiniz. Ve ne olur izleyin. Çünkü ben bu videoyu yapmak için böyle herhalde bir senedir falan yanıp tutuşuyorum. Beğenirseniz de bir seri olur onu söyleyeyim. Dur peynirimiz kirlenmesin. Bir şey soracağım. Sen öyle alengirli şey sevmiyorsun. Yok ben mesela yemekleri bile sırasına göre yiyorum. Öyle saçma bir şey var. Yani çorba. Tabii çorba, işte pilav, salata. Çok karıştırmadan yiyorum. Anladım. Üst üste döküp onu buna karıştır çok yaptığım bir şey değil. Baharın tersi, bahar tersi. Beni yemek yerken görsen demek ki midem bulanacak. Ben şunu soracaktım hocam. İstersen yarısını dümdüz peynir yapabilirsin. Mesela senin kızın sevdiği bir şey var mı peynirle atıyorum çörek otu. Hı-hı. Veya başka bir şey, öyle bir şey eklemek ister misin? Yok dümdüz. Yani sade insan. Ya tamam sade insansın. Bunun içine dökeceğim. Bunu oraya mı dökeceğim? Hı-hı. Ciddi ciddi. Ciddi ciddi. Ha kalıp olacak. Ha yeni anladım. Kalıp olarak kullanacağız. Bu arada tabii 1 litreyi de tak diye göreceğiz. Denk evet, gelmese de. Evet 1 litreyi göreceğiz aynen. Dens yoğunluk. Bana peyniri nerede yediler söyleyeyim sana. Kars'a gittim. Hı. Seninlere. Böyle yine mi yandın? Amaç ne? Söyle bastır suratımı. Bence artık. Şimdi artık kader anı mı? Bakalım gerçekten oldu mu? Ve evet gidiyor. Her ne kadar tencerenin o tarafını görmesem de Refika Hanım rica etsem artık şöyle ben biraz sıyırıyorum. Biraz yardım etseniz harika olacak. Tamam YouTube'u bırakıyoruz. Peynirciliğe giriyoruz. Biz bu arada yani bütün bunlara rağmen Haluk dünyada Avrupa Birliği'nin tek ülke saydığında dünyadaki 4. büyük peynir üreticisiyiz. Avrupa Birliği'nin tek işte
Hollanda, Almanya falan sayarsak da 8. ülkesiyiz. Peki, bir şey sorabilir miyim? Buna rağmen... Lafını böldüm tabii. Hocam ama hazır üstadının yanındayken bir sualim Buyurun. Olacak. Neden bizde bir kalıp peynirin diğer tenekeyi de aynı üreticiden alsam bile tadı tutmuyor? Çünkü bu aslında şöyle bir şey. Bizim peynirlerimiz taze. Mesela parmesan peyniri yapabilmek için bilmem kaç yıl bir teneke koyuyor. O bilmem kaç ay ya da yıl bekliyor falan. Bizde ise bir beyaz peynir 6 ay, 8 ay, en yaşlı hani 1 yıl civarında bir şey oluyor. Bir kaşığı ayırıyorum hocam kazan dibi için. Of. Simidimiz de geldi ayıp tutamayız. İşte tam Türk usulü. Şimdi bunu şöyle bir şey yapacağım. Biraz böyle düzgün kalıplı dursun diye. Şurada benim kitapların arasına koyacağım. Soğumaya bırak. Aynen böyle soğuyor. Bandıra bandıraya. Bandıra bandıra valla. Aynen. Tuzu bile harika. Ben şu an yıllardır peynir ziyan ettiğimi görüyorum. Sabah kahvaltında aldığım o bilmem ne peynirler falan filan 1000 kat kaliteli bu. En azından içinde ne olduğunu biliyorum. Vay. Vay. Oo. Bu da soğuğu. Buradan söylüyorum. Peyniri yıllarca ziyan ettiniz. Bu yöntemle hadi 1/3 katın yine okey. Daha şey seviyorsan 1/3. Daha peynir tadı seversen biraz daha az yap ama 2 katını. Burada şöyle bir şey yaptım. Bunu da dün yaptım. Çörek otlu. Evet ama çıkaramıyorum. Oo. Bunu 2 parça yaptım. Çörek otlu, diğeri sade. Evet. Bu deminki ilk bu. Denediğimdi. Bu biraz daha böyle muhallebimsi ya. Ha, kıvam bak, farkı var mı? Aynen, bakayım, bunu bir daha tadayım. Al bundan bak tatlı. Bunu büfede önüme getirseler hiç şikayet etmem. Bu bizim yaptığımız, şimdi yaptığımız. Bu ilk yaptığı. Bunda biraz denemeler yaptım, bunu son haline getirdim. Bunun tuzu da güzel. Bu arada yedikçe şey kaşarın tadı geliyor. Aynen. Bu sana birazcık şeyli gelebilir, alangirli. Beyaz peyniri çağrıştırıyor. Köy peynirleri vardır tarzı. Bunun ucundan. Bunun keki, mercan köşkü var. O biraz rayhalı gelebilir ama böyle havalı peynir olarak da. Beğendin mi? Bazı lüks kahvaltı yerlerinde şey var ya, peynir tabağı almış. Aynen. Köy peyniri. İşte köy Aynen, bu taze köy peyniri. Çörek otlu köy peyniri gibi oluyor. Bunun da maliyeti aynı 1/5. Aynen. Muhteşem. 1'e 5 karıştırmayıp dediğim gibi 1'e 3 de yapabilirsin. Bu arada 1'e 5 öğrenci işi. Hı hı. Öğrenci evinde bunu yapmazsan ahmaklık olur. Aynen. Harika çünkü. Gerçekten harika. Şimdi aslında hocam şöyle bir şey diyor. Yani bu 1'e 5'te böyle bir şey çıkıyor. Peynir gibi de oluyor mu? Peynir gibi de oluyor. Hatta böyle az peynir sevenlere hani o peynir tadını ağır bulanlar için ideal bile diyebiliriz. Ama daha fazla lezzet için sen 1'e 3 mü diyorsun? 1'e 3. 1'e 2 gerekirse. Çok böyle artık cömertsen. Tabii ki yani %100 peynirin yerini tutmuyor elbette ama gerçekten de günümüzde çok güzel bir çözüm. Gerçekten o hani peynir yeme mutluluğunu hissetmek için iyi bir çözüm diye bir de umuyoruz. İnşallah bugünleri de atlatırız tabii. Bir dönümüzde Ramazan var. Peynir tüketimi duble olacak. O da doğru. Yani sahuru var, kahvaltısı var. Gerçekten 1'e 2 yap, ikisi 1 fiyatına çıkar. Şu efsane. Çeşni olayı da çok değiştirmiş olayı. Ona zeytin koyabilirsin, başka bir şey koyabilirsin. Maydanoz sevenler. Yürür gider bu. Çörek otu enfes düşünce. Umarım hoşunuza gitmiştir gençler. Videomuzu ne olur kaçırmayın. Orada. Kendinize çok iyi bakın. Haluk Hoca'nın diğer videolarını da izlemediyseniz muhakkak izleyin. Büyük şey kaçırmışsınız. Hatta daha sonra büyük şey kaçırmışsınız. Çok şanslısınız çünkü izleyecek bir sürü videonuz var demek. Ben 43 yaşındayım. Bayağı yeri gezdim. Bayağı insanla tanıştım. Tanıştığım en kültürlü insan. Hiç yüzüne diye söylemek. Tanıştığım en kültürlü insan. Çünkü her alanda sohbet edebildiğin birisi ve zaman nasıl akıyor bilmiyorsun. Bir de benim gözümde hep Refika bir gün mutfağına bir gün gireceğim ve ne yapacağım sorusu var. Bir gün girersem o Allah nasip ederse ne yapabilirim? Yalancı peynir yaptık. Yalancı peynir yaptık. İnsan şey ayırıyor. Bilmem ne yatağında işte deniz kızı. Bilmiyorum ama olmadı. Olsun. Bu çok daha yaratıcı. En azından toplamın faydası var. Ya ekonomi düzelsin sana deniz kızları dizi dizi deniz kızları getireyim. Değil sen mi? Merak etme. Tamam, o günleri görelim de inşallah. İnşallah. Görüşürüz. Sevgiler.